Orta Doğu, dünyanın neredeyse bütün kırmızı hatlarının bir boyutuyla kesiştiği, anlaması, anlatılması, takip edilmesi en zor konu belki de. Hele ki Filistin. Kutsal motiflerle, efsanelerle, ön yargı ve kuşkularla bezenmiş bir güç mücadelesidir oradaki. Bir anda bütün bilinenler unutulur, bir anda tüm umutlar yok olur. Kırmızı Hat'ta bugüne kadar Orta Doğu'da yaşananlara, yaşanacaklara bakmaya çalıştık. İkinci intifadadan başlayarak değişik dönemlerde Kırmızı Hat hep bölgede oldu. Elazığ Camii'nin girişi hemen şurada 100 metre kadar ileride ancak... Değişen güç dengelerini, yeni liderleri, yeni girişimleri anlattık. Kameramız neyi çekiyor bilmiyorum ama çok yoğun ateş ettiler. Gerektiğinde en sıcak anlara tanık olarak... Gazeteci olduğumuzu söyledik, şu an durdular. Hadi. Evet. Bu herhalde bir Hamaslıydı önümüzden geçen. İsrail-Filistin meselesinde hemen her sorun bir boyutuyla çözülebilir pek çoklarına göre. Bir tanesi hariç. Tüm görüşmelerin tıkandığı, bir yanlış ifadenin aylarca süren çabaları yok ettiği, provokasyona en müsait bir tanesi. Kutsal kent Kudüs. Tarihsel bu çatışmanın günümüze yansıması ise Arap-İsrail çatışması olarak kendisini göstermektedir. Arap-İsrail çatışması 20. yüzyılda ortaya çıkıvermiş bir toprak çatışması değildir. Arap-İsrail çatışması kökleri işte binlerce yıllık geçmişe uzanmış bir anlaşmazlığın belki nihai ürünüdür bugünkü Arap-İsrail çatışması. Ve bunun merkezinde de gene Kudüs'ün konumu yer almaktadır. Kudüs'ü bilmeden, Kudüs'ü anlamadan Orta Doğu'yu anlamak imkansız. Kudüs'ü anlatmadan Orta Doğu'yu anlatmak imkansız. Çünkü Orta Doğu demek, Kudüs demek. Orta Doğu'da barış demek, Kudüs'ün paylaşılması demek. Kudüs'ün paylaşılması demek, belki de dünyada barış demek. Ama Kudüs'ün paylaşılması demek, bir anlamda da imkansızı istemek demek. Üç bin yıllık bir tarih demek Kudüs. Üç bin yıllık bir mücadele. En kutsal savaşlar burada yapıldı. En kutsal tarih burada yazıldı. En kutsal kanlar da buralarda döküldü. Eski kentin bu duvarları bu 3000 yıllık tarihin gerçek tanıkları. Kırmızı Hat'ta bu hafta bu duvarlara kulak vereceğiz. Bizlere dünyanın en bilinen öyküsünü anlatacaklar. Kudüs'ün öyküsünü. Adı bile konmayan savaş sonrasında sağlanabilir. Irak'tan da hatırlıyoruz. Ruhumuz ve kalbimiz ve seninleyiz bilinsin. Burada Bağdat'ta Cedriye bölgesindeyiz. Yahudi inancına göre dünya buradan başlayarak yaratıldı 5767 yıl önce. Ve bugün Kubbetül Sahra'nın içinde kalan o ilk taş kutsal pek çok öykünün de temelinde yer aldı. Örneğin Hazreti İbrahim bu taşın üzerinde kurban etmeye hazırlandı oğlunu. Yahudilere göre İshak, Müslümanlara göre İsmail'i. Bu ayrım önemliydi. Çünkü rivayetlere göre İsrail oğulları İshak'tan, Filistinliler İsmail'den türedi. Binlerce yıl sonra bu iki kardeş
hala karşı karşıya. Yahudiler kutsal tapınaklarını bu taşın etrafında inşa ettiler. En kutsal hazinelerini burada korudular. Hazreti Muhammed buradan Miraç'a yükseldi. Kendisiyle birlikte yükselen aynı taştı. Elinin izini bıraktı durması için ve o taşın altında secde etti diğer peygamberlerle. Kudüs için tarihçiler, din tarihçiler derler ki üç kere kutsal bir şehir. Ne demek bu üç kere kutsal bir şehir? Hem Yahudiler hem Hristiyanlar ve hem de Müslümanlar açısından aynı derecede olmasa bile kutsal bir mekan. Yani yeryüzünün diğer mekanlarından farklı bir önem arz ediyor bu üç din mensubu için. Milattan önce 1000 yılına kadar Tapınak Dağı sadece kutsal bir yer olarak kaldı. Kudüs'ün hikayesi Hazreti Davud'un buranın İsrail'in başkenti olmasına karar vermesiyle hareketlendi. Kudüs doğal bir kale durumundadır. Ve muhtemelen Davud krallığını kurmak için buranın ideal bir yer olduğunu fark etti. Çünkü burada su bulunmaktaydı. Dağlıktı. Kendi kendini koruyordu. Ve iki önemli ticaret rotasının ortasındaydı. Bunlardan ilki Akdeniz limanlarına giden rota, diğeri ise Suudi Arabistan'dan Büyük Asur Devleti'ne kadar ulaşan Kuzey-Güney ticaret rotasıydı. Konunun bir de politik boyutu vardı. 4000 yıl önce, milattan önce 2000'de ilk kez bu kentin, Kudüs'ün bir siyasi merkez haline getirildiğini görüyoruz. Daha sonra bu Museviliğin merkezi olacak. Fakat 4000 yıl önce tabii ki siyasi bir organizasyon söz konusu değil. Bu siyasi organizasyon aşiretlerden oluşuyor. Aşiretlerin, işte oradaki İbrani aşiretlerinin bir araya getirildiği bir merkez Kudüs olarak ortaya çıkıyor milattan önceki 2000 yılda. Davud'sa Yahuda kabilesinden gelmekteydi. Ayrıca 12 kabile daha vardı ve İsrail topraklarında hepsinin farklı bölgeleri vardı. Bu yüzden başkentin tek bir yer olması bu kabilelerden birini ya da birkaçını hayal kırıklığına uğratacaktı. Lea'nın ve Rahel'in çocukları arasında bir bölünme vardı. Bu yüzden başkenti belirlemek sorun yaratmaktaydı. Ve eninde sonunda seçilen başkent bir diğer kabileyi sıkıntıya sokacaktı. Ancak Kudüs bu sırada yeni fethedildiği için henüz hiçbir kabileye ait değildi. Böylece Kudüs'ün başkent olması tüm kabileler için başkent konusunda bir uzlaşma niteliği taşımaktaydı. Hazreti Davud'un inançlarının en kutsal nesnesini, yani Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emri içeren taş tabletlerin içine konduğu sandığı buraya yerleştirmesi Kudüs için bir dönüm noktası oldu. Kudüs, vaat edilen ebedi başkentti artık. Hazreti İbrahim'le Tanrı arasında bir ahit, bir sözleşme söz konusu. Yahudi kutsal kitabında böyle bir ahitten, sözleşmeden bahsediliyor. Bu ahit anlamı şu, Hazreti İbrahim'le Allah arasında, Yahudilerin Tanrısı arasında bir sözleşme yapılıyor. Hazreti İbrahim, Allah'ın Yahudi Tanrısı'nın yeryüzündeki temsilcisi olacak. Buna karşılık Allah da Hazreti İbrahim'e ve onun soyuna bir takım nimetler verecek. Bu nimetlerin başında, bu iyiliklerin başında kutsal topraklar meselesi geliyor. Hazreti İbrahim'e diyor ki Tanrı, eğer sen benim emirlerime itaat edersen, bana kul olarak benim irademi yeryüzünde temsil edersen, seni soyunu çoğaltacağım. Seni yeryüzünün egemeni kılacağım ve kutsal toprakları senin soyuna vereceğim diye böyle bir vaatte bulunuyor. Ahit sandığı ile ilgili efsaneler, özellikle statik elektriği tuttuğu şeklindeki rivayetler bugün hem esrarını koruyor hem de anlatılara ayrı bir boyut katıyor. Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman'ın ahit sandığını korumak için yaptırdığı tapınak pek çok efsanenin de başlangıcı oldu.
Ama bu ilk tapınak aslında zannedildiği kadar görkemli değildi. Hristiyan kaynakları bu ilk yapının yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde olduğunu söylüyor. Dönemine göre önemli bir mimari eserdi. Dışının altınla kaplı olması, neredeyse 365 gün güneşin parladığı Kudüs'te, tapınağın da her gün parlamasını sağlıyordu. Tepedeki altın tapınak, bugün Amerikan siyasetinde, özellikle Cumhuriyetçi kanatta sürekli dile getirilen bir söylem ve özellikle Orta Doğu'da Amerikan kaynaklı politikalara getirilen eleştirilerde kullanılan bir tanım. Hazreti Süleyman'ın ardından Kudüs dış güçlerle İsrailliler arasında sürekli el değiştirdi. Önce Asurlular ele geçirdi kenti ve kabileleri kovdu bu şehirden. Bugün DNA testleriyle aranan İsrail oğullarının 10 kayıp kabilesi, Asurluların bu dönemde kovduğu kabileler aslında. Asurluların ardından kenti ele geçiren Babilliler, özellikle Kral Nebukadnezar, bugün hala lanetle anılır Yahudilerce. İlk tapınağın yok edilmesi, yağmalanan hazineler ve en önemlisi kaybolan ahit sandığı bu dönemin mirası. Ve tabii sürgün. Bugünkü Yahudi ritüellerinin büyük kısmı da bu dönemin ürünü. Kutsal şehirleri için gözyaşı dökmeleri, dualarını Kudüs'e dönerek etme gelenekleri bu dönemde ortaya çıktı. Yani bir anlamda ulusal kimliklerini kazandılar ve Kudüs efsaneleşti. O en bilinen sözde, "Seni unutursam ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun." Bu ilk ayrılık kısa sürdü. Babillileri yenen Persler, Yahudilere geri dönüş izni verdi ve tapınak ikinci kez inşa edildi. İkinci tapınak, ilkinin ihtişamına kesinlikle sahip değildi. İncil'de anlatılanlara göre, ilk tapınağı görenler, birinci tapınağın yerine inşa edileni gördüklerinde gözyaşlarını tutamamışlardır. Bu onlara çok acı vermiştir. Tabii en önemlisi ikinci tapınakta ahit sandığının olmamasıydı. Persleri Makedonya kralı İskender yıktı. Aslında ilk dönemlerinde Helen uygarlığıyla pek sorun çıkmamıştı. Ama zamanla işler değişti. Milattan önce 168'de tapınağa Zeus heykeli inşa ettirilmesi bardağı taşırdı. Makabe hanedanı tarafından başlatılan isyan, Yahudilere 450 yıl sonra yeniden bağımsız bir devlet kazandırdı. Ama bu da uzun sürmedi. Bu sefer istilacı Roma, simge isimse Herod'tu. Herod, Tapınak Tepesi yani Harem-üş-Şerif'i bugünkü haline getiren kişiydi. Herod'un hayatının son zamanları ise dünya tarihinin en önemli dönemeçlerinden birinin başlangıcıydı. Kudüs'ün güneyinde bir kasabada dünyaya gelen bir çocukla ilgili söylentiler ortalığı karıştırmıştı. Nasıralı İsa, yani Hazreti İsa. Hristiyan ve Müslüman anlayışına göre Kudüs yeniden bir peygamberle onurlandırıldı. İncil'e göre Hazreti İsa Kudüs'e
çarmıha gerilmeden bir hafta önce doğudaki altın kapıdan geçerek girdi. Beklenen Mesih gibi. Yahudiler, İsa'nın bekledikleri Mesih olup olmadığı konusunda tartışmaya girişti. Binlerce yıllık beklenti son mu buluyordu? Hayır, İsa beklenen Mesih değil, bir bozguncuydu. Romalılar konuyu basit tuttu. Onlara göre bu önemsiz bir asayiş sorunuydu. Amaçları karmaşayı önlemekti. Ama sorunu çözüm biçimleri uzun vadede dünya tarihi için bir dönüm noktası oldu. İnsanlığın günahlarının kefareti ödenmişti çünkü. Ama kent huzur bulmadı. Çıkan isyan şiddetle bastırıldı. Bu sefer isimleri lanetle anılacaklar İmparator Neron ve Komutan Titus'tu. Artık Harem-i Şerif'te Jüpiter'le Venüs'ün tapınakları yükseliyordu. Tabii bu yıkım sadece dinsel bir anlam taşımıyordu. Tapınağın kutsallığı aynı zamanda şehrin ekonomik canlılığının da nedeniydi. Tapınak yıkılınca ekonomi de çöktü. Milattan sonra 132'deki ayaklanma bir son olacaktı. Roma orduları bu ayaklanmayı da şiddetle bastırdı ve bu kez neredeyse tüm Yahudileri Kudüs'ten sürgüne yolladı. Roma'nın Hristiyanlığı benimsemesi ve Aziz Helena'nın milattan sonra 326'da Kudüs'e giderek Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın parçalarını bulması Kudüs için yeni bir dönüm noktasıydı. O ana kadar Hristiyanlar için acı ve gözyaşının simgesi olan Kudüs artık Hristiyanlığın da kutsal merkeziydi. Neredeyse 4. yüzyıla kadar, 4. asra kadar Hristiyanların Kudüs'e karşı bir gönülden bağları söz konusu değil. Ne zaman Hristiyanlar açısından Kudüs önem arz etmeye başlıyor? Milattan sonra 326'da Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Kudüs Hristiyan dünyası açısından önem arz etmeye başlıyor. İmparatorun annesi Helena, o da Hristiyan olmuş. İsa'nın doğduğu yerleri görmek amacıyla Filistin'e bir ziyarette bulunuyor. Betlehem'e, doğduğu yere gidiyor, Kudüs'e gidiyor. Orada Hazreti İsa'nın yaşam izlerini buluyor ve Hazreti İsa'nın çarmıhının parçalarını buluyor. Ama Museviler ve Hristiyanlar arasında savaşlar devam etti. Kudüs sürekli el değiştirdi. Ta ki Hazreti Ömer'in 637'de kenti fethetmesine kadar. Müslümanlar ilk kıblelerine ve diğer inançların kutsal mekanlarına büyük saygı gösterdi. Karşılığını da aldılar. 450 yıllık bir barış dönemiyle. Bu huzur döneminin sonunu getiren iç isyanlar olmadı bu kez. ...11. yüzyılda Orta Doğu ve Avrupa karışıklık içindeydi. Müslümanlar Kuzey Afrika, İspanya ve Akdeniz'in doğu kıyılarını kontrol ediyor ve egemenlik sahalarını giderek genişletiyorlardı. Hristiyan dünyası ise ikiye bölünmüş durumdaydı. Batı Avrupa'da küçük devletçiklerden oluşmuş topluluklar kendi içlerindeki çatışmalarla meşguldü. Doğuda İstanbul'dan, o zamanki ismiyle Konstantinopol'den yönetilen Bizans İmparatorluğu ise giderek gücünü yitiriyordu. Müslümanların ilerleyişi, Doğu'nun efsanevi zenginlikleri hikayelerini sürekli dinleyen fakir Hristiyanlar ve Bizans'ın zor durumu Vatikan için bulunmaz bir fırsat yarattı. Haçlı seferleri aslında bizim modern çağlarımızda, orta çağda bir kırılma noktası teşkil eder.
bir yandan Hristiyanlığın içindeki çatışmaları sona erdirmek ya da onları bir çözüme kavuşturmak, diğer yandan içerideki bir takım muhalefeti ortadan kaldırmak, belki Avrupa'nın daha çok dönüşümünü sağlayacak olan bir sistemi getirecek düzenlemelere gitmek, bir başka açıdan yaklaşan Türk tehdidini ortadan kaldırmak. Fakat bütün bu siyasi, bütün bu iktisadi nedenlerin yanında Haçlı Seferlerinin görünürdeki nedeni de Kudüs'ün, yani kutsal toprakların, Hristiyanlığın ortaya çıktığı toprakların Müslümanların tehdidinden, Müslümanların egemenliğinden kurtarmaktır. Özellikle Ortodoks dünyasını egemenliği altına almak isteyen Papa, gerekli dini motifi Kudüs olarak belirledi. Kutsal Kudüs ve Filistin Müslümanlardan geri alınmalıydı. Tarihin en büyük ordularından biri Anadolu üzerinden Kudüs'e yürüdü. Karşılarına çıkan Yahudi topluluklarını kılıçtan geçirerek ilerlediler. Kudüs'ün Müslüman ve Yahudi halkı kenti tüm güçleriyle savunmaya çalıştı. Ama kent düştü. Binlerce Kudüslü kılıçtan geçirildi. Camiler ve sinagoglar yıkıldı, kiliseler inşa edildi. Ama kurulan krallık 88 yıl yaşayabildi. ...1187 yılında Kudüs'ü fetheden efsanevi komutan Selahaddin Eyyubi'ydi. Allahu Ekber! Selahaddin Eyyubi'nin özellikle Hittin zaferiyle bölgedeki tüm Haçlı güçlerini imha etmesi ve orijinal haçın, yani İsa'nın gerildiği çarmıhın parçalarının da bulunduğu kutsal emanetlerin bir kısmını ele geçirmesi Hristiyan dünyasını şoke etti. Bir kez daha yola çıktılar. Alman kralı Barbarossa sefer için eski yolu, yani Anadolu'yu tercih etti. İşte bu büyük bir hataydı. 100 bin kişilik Haçlı ordusu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan tarafından yok edildi. Haçlı seferleri bitmedi. Bitecek gibi de görünmüyordu. Fransa ve İngiltere kralları yol olarak Akdeniz'i kullandı. Bir süre sonra Fransa kralı geri döndü. İngiltere kralı Richard, namı diğer aslan yürekli Richard ise yola devam etti. Çetin savaşların ardından Kudüs'ün kapılarına ulaştı. Bu, dünya tarihinin en ünlü karşılaşmalarından biriydi. Richard'ın kılıcı kayayı parçaladı, Selahaddin'in kılıcı havadaki ipeyi kesti. Richard Kudüs'ü ve kutsal emanetleri istedi. Selahaddin Eyyubi, "Kudüs bizim için kutsal, pazarlık yapılamaz. Ama kutsal emanetleri eşdeğer bir karşılıkla iade edebilirim." yanıtını verdi. Richard'ın bu kutsallığa karşı önerdiği kendi kanı ve soyuydu. Kardeşi Joanna'yı Selahaddin'in kardeşiyle evlendirme önerisini getirdi. Bu asil sülale Kudüs'ün koruyucusu olabilirdi. Ama olmadı. Bu hikayenin gerçekliği tarihçiler arasında tartışmalı aslında. Gerçeği sadece Kudüs'ün duvarları biliyor. Richard'la Selahaddin savaşmadı. Kudüs Müslümanlarda kaldı ama Hristiyanlara dini ziyaretleri için garantiler verildi. Sonraki seferler daha sönük geçti. İstanbul'un yağmalandığı sefer dışında. 200 yıl boyunca devam eden bu seferlerin sonuçları
Papa II. Urban'ın düşündüğünün tam aksi oldu. Papalığın gücü azaldı, Bizans'ın ömrü uzadı. Avrupa'nın sosyoekonomik hayatındaki etkiler, Rönesans ve reformun çekirdeğini oluşturdu. O da bugüne kadar uzanan Avrupa'nın, dahası dünyanın gelişmesine katkı sağlayan olayların kapısını araladı. Hristiyanların kutsal savaşını dünyevilik kazandı kısacası. Tabii İslam ordularının güç yitirmesi, özellikle Moğol saldırılarına karşı direnememelerine de yol açtı. Bu anlamıyla İslam'ın ilerlemesinin durdurulduğu görüşü de tarihçiler arasında yaygın bir kanaat. 1517'de Yavuz Sultan Selim'in fethiyle Kudüs'te 400 yıllık Osmanlı egemenliği başladı. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman devrinde girişilen imar faaliyetleri Kudüs için parlak bir dönemin habercisi oldu. Osmanlılar, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın 9 yıllık egemenliği dışında kesintisiz hüküm sürdüler Kudüs'te. Adil ve saygılıydılar halka karşı. Hristiyanlığın en önemli merkezlerinden Kıyamet Kilisesi'nin üzerindeki hak savaşını bitiren de Osmanlılar oldu. Bu yüzyıllar boyunca sadece Kudüs'tekiler değil, Müslüman topraklarındaki tüm Yahudiler özgürce yaşama fırsatı buldu. Ama Hristiyan topraklarında büyük acılar çektiler. 1885 yılında o topraklarda yeni bir fitil ateşlendi. Yahudi düşmanlığı denen volkanın asla sönmeyeceğini düşünen Theodor Herz, o güne kadar dini bir anlamı olan Siyonizmi siyasi bir boyuta taşıdı. Amaç Yahudi devletiydi. İlk Siyonist Kongre 29 Ağustos 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde toplandı. Ulusal bir fon oluşturuldu, Filistin'de toprak satın almak için bir banka kuruldu. Bayraklarıyla ulusal marşlarını kabul ettiler ve mücadelelerine başladılar. Yavaş yavaş Filistin topraklarına yerleşmeye başladılar. Bu dönemin simge olaylarından biri, Theodor Herzl'in 2. Abdülhamid'e gelerek Filistin'de Yahudilerin yurt edinmesi karşılığında Osmanlı borçlarının Yahudi teşkilatlarınca ödenmesini teklif etmesi ve 2. Abdülhamid'in kanla alınan toprakların ancak kanla verileceği şeklindeki yanıtı. 1. Dünya Savaşı öncesinde İngilizler tehlikeli bir oyuna girişti. Her tarafa mavi boncuk dağıtıldı. Bir yandan Sykes-Picot, Saint-Jean-de-Maurienne gibi gizli anlaşmalarla müttefikleriyle bölgeyi paylaştılar. Bir yandan Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatmak için Şerif Hüseyin önderliğindeki Arap milliyetçilerine toprak vaat ettiler. Önce bu desteği vermiyorlar Şerif Hüseyin'e. Fakat Şerif Hüseyin ne zaman önem kazanıyor İngiltere'nin gözünde? Osmanlı Almanya'nın yanında savaşa girmeye karar verdiğinde birdenbire Şerif Hüseyin çok önem kazanıyor. İngiliz ordusunda çok sayıda Müslümanın da yer aldığını düşünürseniz, mesela Hindistan kökenli ya da Mısır kökenli, İngiltere Osmanlı'nın ve padişahın halifeliğini de kullanarak bu Müslüman askerler üzerinde etkisi olabileceğinden korkuyor özellikle. Ve bu bağlamda birdenbire Şerif Hüseyin ve onun teklifi önem kazanıyor. Ama Şerif Hüseyin'in bilmediği bir söz daha vardı. Balfour bildirisi. Yahudilere tarihi topraklarını geri verme sözü yani. Şerif Hüseyin'e büyük bir Arap krallığının başına geçmeyi vaat ederek Arapları ayaklandırırken aynı İngiltere'nin Yahudilere de benzer sözler verdiğini, hatta Çanakkale Savaşı'nda 800 kişilik bir Yahudi taşımacılık birliğinin yer aldığını, ulaştırma birliğinin yer aldığını, buna Yahudi katır
Birliği ya da Alayı ismi veriliyor. Yine bazı Yahudilerin Orta Doğu topraklarında savaş müddetince, bunlar Osmanlı tebaasından olmalarına rağmen, İngiliz lehine casusluk yaptıklarını görebilmekteyiz. Peki karşılığında ne aldı tabii ki Yahudiler? 1917'deki meşhur Balfour Deklarasyonu. Arap isyanı Osmanlıların 1. Dünya Savaşı'ndaki en büyük sorunu olacaktı. Osmanlı'nın yenilgisi de Kudüs'teki Arap varlığının. İngiltere zafer için herkese sözler vermişti. Şimdi herkes kendine vaat edileni istiyordu ve bu vaatler birbirleriyle çakışıyordu. ...11 Aralık 1917'de General Allenby diğer müttefikleriyle birlikte Kudüs'e girdiğinde yanında hiçbir Arap önder yoktu. Nisan 1918'de Weizmann liderliğindeki Uluslararası Siyonist Örgütü'nün İbrani Üniversitesi kurulması amacıyla yaptıkları ziyaret tabloyu netleştirecekti. Araplar gelişmelere direnmeye çalıştı. Grevler yapıldı, isyanlar çıktı. Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni, Cihad-ı Mukaddes Savaşçıları adlı bir ordu kurarak dağınık köylüleri birleştirmeye çalıştı. Futveh gibi gençlik hareketleri kuruldu. Yahudiler birçok örgüt kurdular ve mücadelelerini sürdürdüler. Bu örgütlerden en bilinenleri ve en başarılıları Haganah ve Irgun'du. Yahudi örgütler bir yandan kentteki Yahudi varlığını sağlamlaştırmaya çalışıyor, bir yandan da Arap ve İngilizlere karşı etkin eylemler düzenliyorlardı. Örneğin bugün pek çok terör uzmanı, Kudüs'te İngilizlerin karargah olarak kullandığı King David Oteli'nin dinamitlenmesini modern terörün ilk gerçek eylemi olarak kabul ediyor. Tabii dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı oldu. Nazi rejiminin işlediği suçların Siyonist amaçlar için Avrupa'da son derece uygun bir iklim oluşturması, Amerika'daki Yahudi lobilerinin etkisi ve diğer bir dizi gelişme tam da Kudüs merkezli sonuçlar doğurdu. Bir kan gölünün ardından İsrail Devleti kuruldu ve Kudüs artık bölünmüş bir kentti. Yarısı İsrail'in, yarısı Ürdün'ün. Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap topraklarına hakim olduğu 1516'dan itibaren 1918'e kadar bu topraklar barış içinde yaşamışlardır. Uzun bir 400 sene istikrarlı yaşayabilmişlerdir. Aslında bu da bize, yani bu topraklarda bir devlet otoritesi olmadan, devletin kuralları, kurumları, yasaları olmadan otoritenin kurulamayacağını, eğer bunu ortadan kaldırıverirseniz çatışmanın doğacağını gösterir. Hemen hemen tüm önemli kutsal mekanların bulunduğu eski kent Ürdün'ün elindeydi. Ürdün yönetimi yenilgilerin de etkisiyle eski kentteki Yahudi bölgesini yok etti. Ancak çatışmalar devam etti, hem de tüm acımasızlığıyla. D
Deryasin katliamı bu dönemin en acımasız eylemlerinden biriydi. 90'dan fazla Arap öldürüldü. Bugün İsrail haritalarında Deryasin yok. Araplar intikamlarını Guş Etzion'da aldılar 5 hafta sonra. Görüntüler aynı, taraflar farklıydı. ...1967 yılında Kudüs'te yine sirenler ve silah sesleri vardı. İlk iki gün Mısır ve Ürdün hava kuvvetlerini imha eden İsrail ordusu... ...elde ettiği hava üstünlüğüyle Kudüs'e bu ülkelerden destek güçlerini engelledi. Savaşın üçüncü günü Ürdün güçleri Batı Şeria'dan çıkarıldı. Birleşmiş Milletler, Ürdün'le İsrail arasında o günün akşamı yürürlüğe girecek bir ateşkes düzenledi. Dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir'in radyodan yaptığı, "Hiç kimse İsrail sınırlarının 6 gün öncesi gibi olacağını beklemesin" konuşması, Kudüs'ün yeni durumunun da özetiydi. İsrail topraklarını 2,5 kat artırmış, büyük bir zafer kazanmıştı. Ama aslında en büyük ödüllerini almışlardı. 2000 yıl sonra inançlarının en kutsal yeri, Batı Duvarı ya da daha iyi bilinen adıyla Ağlama Duvarı kontrolleri altındaydı. O gün çekilen bu resim Yahudilerin ikonlaşan anı. Bugün Batı Duvarı avlusu oldukça açık bir alan ama o günkü mimarisi öyle değildi. Duvarın önünde dar bir avlu vardı. Hemen arkasında Faslılar köşesi ve onlarca ev. 800 yıldır buradalardı. İsrail otoriteleri bu avlunun darlığının yaratacağı tehlikenin farkına vardılar. Tüm dünyadan Yahudiler buraya akın akın geleceklerdi ve sığmaları imkansızdı. Duvarın hemen önündeki Müslümanlara ait evler güvenlik konusunda da tehlike arz ediyordu. Namlular daha sıcaktı. Üstelik fakir bir semtti ve etraf pisti. Bu mekanın kutsallığına da aykırıydı. Ama Filistinlilerin elindeki o güne ait resimler durumun pek de öyle olmadığının kanıtı. Boşaltma kararı verildi, tek taraflı olarak. Faslıların çoğu gitti ama bazıları reddetti. Yine de karar uygulandı. Uluslararası yasaya göre burası işgal edilmiş topraktı. Yani buradaki inşa çalışmaları yasa dışıydı. Üstelik altında İsrail'in de imzası bulunan Cenevre protokolüne göre işgal edilmiş topraklardaki kişisel mülklerin yıkımı da yasa dışı. Ama İsrail devam etti. 1947 sonrası Ürdünlülerin yaptıklarını yapıyorlardı. Ama o ilk yıkımla sınırlı kalmadı yapılanlar. Bugün eski kentteki Yahudi mahallesi 1967'deki alanının 2 katından fazla. Ve bu genişleme devam ediyor. Hem de artık daha yasal yollardan. Ve konu sadece eski kent değil. Burası bir Filistin evi. Kudüs'te, Kudüs'ün merkezinde 3+1 bir ev. Açık bir mutfağı var. 2 tane banyosu var. Aslında yeni boyanmış ama çok da yeni bir ev değil. 50-60 senelik bir ev. Böyle bir evin fiyatı nedir diye düşündüğünüz zaman hemen bazı rakamlar gelecek. İşte yerine göre değişiyor, durumuna göre, ısınmasına göre, işte park yeri, bir takım koşullar arıyorsunuz. Bu evin
en son önerilmiş fiyatını söylediğimiz zaman lütfen şaşırmayın. Bu ev tam 5 milyon dolar değerinde en azından şimdilik. Çünkü bu fiyat her seferinde biraz daha artıyor. Peki 3 artı 1 bir ev çok da ekstra özellikleri yok. Ama bir tane özelliği var ki işte tüm bu değerini borçlu olduğu özellik. Bu manzarası, Zeytin Dağı'nın tam üzerindeyiz ve Harem-i Şerif'in tam karşısında. Bu eve İsrailli bazı organizasyonlar bu bölgenin değerini biliyorlar ve tam 5 milyon dolar önermiş durumda. Yüzlerce kişi ya da kuruluş Kudüs'te, özellikle kutsal bölgelerdeki Arap evlerini satın almak için çalışıyor. Milyonlarca dolar öneriliyor mülklere. Amaç Kudüs'ü tamamen Yahudi toprağı haline getirmek. Filistinlilerin bir kısmı teklifleri dinlemiyor bile. Ama büyük zorluklarla yaşayan bir kısmı için paranın cazibesine karşı koymak zor. Arap mahalleleri içindeki bazı evlerde dalgalanan İsrail bayrakları bunun kanıtı. Satışların önüne geçmek için Filistinli örgütler konuyu tek bir cümleyle basitleştirmiş durumda. Mülklerini satanların katli vaciptir. Bu cezanın uygulamasının da örnekleri var. Ama ceza uygulanamayan durumlar da var. Yunan Ortodoks Kilisesi'ne ait İmperyal Otel ve bazı mülklerin satışında olduğu gibi. Patrik bir süre İsrail askerlerinin korumasında yaşadı, ardından görevden alındı. Ama olan olmuştu bile. Satışlar işin bir yönü. Bir yandan da sürekli eski kayıtlar, özellikle de Osmanlı dönemine ait tapular inceleniyor. Yahudilere ait unutulmuş tek bir kare bile bırakmamak için. Kentin etrafında da sürekli bir inşa faaliyeti var. Yeni yerleşim bölgeleri kuruluyor ve bunlar sürekli genişliyor. Bu arada Arapların ellerindeki topraklarına ruhsat verilmiyor. Yapılan binalar yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Üstelik yıkımın parası da o Filistinli'den alınarak. Sonuçta artan nüfus ya eski evlerinde sıkışmak zorunda kalıyor ya da başka yerlere göç ediyor. Bu her gün süren savaş çok da bilinmiyor uluslararası kamuoyunda. Ne zaman ki sıra kutsal mekanlara geliyor, konu gündemin birinci sırasına yükseliyor. Eski kent, kutsal mekanlara yapılan saldırılar boyutuyla bin yıllardır bir mücadele alanı. Yıkılan yapılar, kurulan yapılar, Zeus'un, Jüpiter'in heykellerinin dikilmesine kadar varan bir geçmiş. Yakın tarihte farklı değil. Avustralyalı bir Hristiyan'ın Tanrı'dan aldığı emirle El-Aksa Camii'ni yakmaya kalkışmasının üzerinden o kadar da çok zaman geçmedi. Şimdilerde arkeolojik çalışmalar ve tüneller tartışma konusu. Bağlama duvarının önündeki avlunun yapım çalışmaları sırasında yaşananlar, Harem-i Şerif'in altına tüneller inşa edildiği iddiaları, fanatik Yahudilerin 1969 ve 82 yıllarında patlayıcılar kullanarak bu camileri tahrip etme girişimleri, 1990'da 30 Filistinlinin ölmesi ve 800'ünün yaralanmasıyla sonuçlanan Kudüs katliamı, 1996'da İsrail'in ağlama duvarının kuzey uzantısını ortaya çıkaran tünele çıkış açmasıyla başlayan ve 61 Filistinli ve 15 İsrail askerinin öldüğü çatışmalar,
İkinci intifadayı başlatan dönemin muhalefet lideri Ariel Sharon'un Harem-i Şerif ziyareti bu örneklerin en bilinenleri. İsrail Tarihi Eserler İdaresi, çalışmaların bölgeyi ziyaret eden turistler için Harem-i Şerif'e çıkan bir rampa inşaatı olduğunu, 2004 yılında doğal nedenlerle zarar gören köprüyü tamir etmek istediklerini söylüyor. These excavations are not connected whatsoever. Öncelikle bu harfiyat çalışmaları Harem-i Şerif'in duvarlarına ya da kutsal binalara zarar vermiyor. Çalışma tamamen sitenin dışında yapılıyor. İkinci olarak yapılan arkeolojik çalışmalar bilimin prensiplerine ve disiplinlerine tamamen uygun olarak sürdürülüyor. Ancak Harem-i Şerif'in de bulunduğu eski kent içinde Müslümanlara ait mülkleri idare eden İslam Vakfı'nın bu çalışmaların Harem-i Şerif'teki yapıların temellerine zarar vereceği ve bölgedeki tarihi İslam eserlerinin ortadan kaldırılacağı iddiası ortalığı karıştırdı. After 14 years from occupation and digging. Bu sadece bir köprü inşaatı değil. 14 yıldır bazı tüneller açılıyor, kazılar, araştırmalar yapılıyor. 4 yıl önceki çökmeleri İsrailler Kudüs'e nihai şeklini vermek için bir fırsat olarak gördüler. Bu tahribattan turistleri ve insanlarımızı korumak istiyoruz sözü bir kılıf. Konunun bir başka boyutu da askeri. Bu yeni köprüyle Harem-i Şerif'e zırhlı araçlarını götürmek istiyorlar. Daha önceki olaylarda çok sorun yaşadılar çünkü. Silahlarına rağmen göğüs göğüse çarpışmak işlerine gelmedi. Bu aslında aşılmaz ön yargıların su yüzüne çıktığı bir tartışma. İslam dünyasının tamamına yakını, İsrail'in nihai hedefinin Harem-i Şerif'teki iki camiyi yıkarak yerine tarihi tapınaklarını yapmak olduğunu düşünüyor çünkü. Ve her zamanki gibi onlarca olay ve iddia yine dosyalardan çıkarılıyor. İki duvar var. Bir tanesi Kotel dedikleri ağlama duvarı. Diğeri de Kotel Hakatan denilen küçük ağlama duvarı. Ağlama duvarının kuzey uzantısı yani. Tünel denince bu uzantının önündeki tünel zannediliyor. Hayır. Bizim kastettiğimiz üç tünel, bir tanesi 1996'da açılan, ikincisi kuzey ve güneyi birleştirmek için planlanan, üçüncüsü de halen inşası devam eden güneydeki tünel. Bu tüneller Harem-i Şerif'in altına mı gidiyor? Bana göre şu anda Harem-i Şerif'in altında büyük bir şehir var. 1983'te İslam Vakfı'nın bazı yetkilileri aşağıdan bazı sesler duymuşlardı. Ağlama duvarının orada bazı çalışmalar yapıldığını gördüler. Daha sonra o girişe beton döküldü. Bence şu anda Harem-i Şerif'in altında yeni bir kent var. Bu tam Kubbetüs Sahra ile El-Aksa arasında kalan alanın altında. İleride bir deprem ya da benzeri bir doğal afet olursa bu yapı ortaya çıkacak. İsrail tarafı ise kesin bir dille böyle bir çalışma olmadığı yanıtını veriyor. There is no plan whatsoever to go inside. Harem-i Şerif'in içine ya da altına girmek için planımız falan yok. Pek çok hikaye ve efsane olduğunu biliyorum. Bu nedenle tüm bölge herkese açık. İsteyen kim olursa olsun gelebilir, bölgeyi gezebilir. Kazıları inceleyebilir. Kazıları çevresine, hatta altına da bakabilir. Harem-i Şerif'i etkileyecek ne yer üstünde ne de yer altında sürdürülen bir kazı çalışması yok ve olmayacak da. Orası dini bir bölge olarak düzenlenmiş durumda. Bu nedenle arkeologların bu bölgede çalışmalarına izin verilmiyor. Evet, orada tarihimiz var. Ancak ziyaret edenler dini sebeplerle geliyor. Tarihlerini öğrenmek için değil. İşin ilginç yanı, duvarın önünde konuştuğumuz bazı Yahudiler de İslam Vakfı'nın orada kazı yaptığı iddiasında. Yahudilerin eserlerini yok etmek için. Bu tartışmaların temelinde Harem-i Şerif'in altında ahit sandığının bulunduğu inancı yatıyor.
Ahit sandığı, Kur'an-ı Kerim'de de anılan ve içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un kutsal emanetlerinin bulunduğuna inanılan sandık. Bu emanetler arasında Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda verilen taş levhaların, Hazreti Musa'nın rehberliğinde yazılan Tevrat'ın orijinal bir nüshasının ve Hazreti Musa'nın efsanevi asasının da bulunduğu düşünülüyor. Sandığa ilişkin en bilinen anlatı üzerindeki iki melek motifiyle ilgili. Bu iki melek, Tanrı İsrailoğullarına kızgın olduğunda birbirlerine sırtını dönüyor, eğer şikayetçi değilse de birbirlerine yüzlerini dönüyor. Bu sandığa ilişkin üç büyük dinin anlatıları da birbirinden farklı. Ahit sandığı İslam inancında Tabut-u Sekine olarak geçiyor. Bazı İslam alimlerine göre sanduka ahir zamanda Mehdi tarafından ortaya çıkarılacak ve onun Mehdiliğinin en büyük delili olacak. Hristiyanlık inancına göre ise ahit sandığı tapınakla birlikte yok olmuş durumda. Zaten o yüzden artık Tanrı'nın evi Hazreti İsa'nın bedeni olarak kabul ediliyor. Ve İncil'e göre Hazreti İsa göğe yükselmeden önce kutsal ruhun yani Tanrı'nın tekrar insanların arasına, tapınağına geleceğini söylüyor. Hristiyan inancındaki teolojik farklılıklardan en önemlilerinden biri bu. Bazıları tapınağına dönecek ifadesini Kudüs'e diye yorumluyor. Ama örneğin son günlerde çokça tartışılan evangelistler bu sözleri Hazreti İsa'nın geri dönüşü için tapınağın yeniden inşa edilmesi gerektiği şeklinde yorumluyor. Yehova tarafından seçilmiş halk oldukları görüşünden hareket eden Yahudiler de yeryüzü egemenliğine ulaşabilmek için Hazreti Davut soyundan gelecek olan Mesih'in yeryüzüne inip Kudüs merkezli bir krallık kuracağına inanıyor. Yahudi inancına göre de Mesih'in en büyük alameti kayıp sandukayı bulması olacak. Günümüzde Mesih'in gelişini hızlandırmak isteyen Yahudilerle onlara destek olan evangelistlerin ittifak yaptıkları görüşü buradan ortaya çıkmış durumda. Ama önemli bir nokta var Yahudi inancı ile ilgili. Ortodoks Yahudiliğe göre Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi Mesih'in gelmesine bağlı. Mesih'in gelmesinden önce böyle bir faaliyete girilmesi büyük bir günah. Farklı sesler, farklı inançlar, aynı dinin farklı yorumları ve bu kutsallıklar içinde yitip giden sağduyu. Kudüs'ün öyküsü daha birçok gelişmeye gebe. Çünkü bu mücadelede algılamalar gerçeklerden daha önemli. Kudüs'ün bir barış kenti olması ümit edilir. Kudüs'ün adı ilk kurulduğu zamandan itibaren eski ahitte Eruşalem diye adlandırılır. Daha sonra İbrani diline Yeruşalayim olarak geçmiştir. İngilizce'de bugün Jerusalem olarak adlandırılır. O içindeki bu sözcüğün içindeki selam bütün bu Sami dillerde barış anlamına gelir. Kudüs'ün bir barış kenti olması bu anlamda ümit edilir. Fakat çok zordur. Çok zordur çünkü İsrail, günümüzdeki İsrail devleti, Doğu Kudüs'ü içermeyen bir barış planını hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. Ama aynı şekilde Filistinli Araplar da Doğu Kudüs'ün kendilerinden çıkacak bir barış sürecini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerdir. Bu çoğu zaman körler sağırlar diyaloğunun ötesine geçmeyi engelliyor. Ve kutsal kent Kudüs bu mücadelenin kurbanlarının kanlarıyla sulanmaya devam ediyor. Kudüs'te çok farklı renkler, çok farklı görüntüler, çok ayrı keyifler var. İşte kar altında Kudüs'te bir başka oluyor.
Edebiyatta, sanatta karın sakladıkları, karın gizledikleri, karın örtükleri üzerine pek çok eser var hiç kuşkusuz. Ama Kudüs'ün bu trajedisini bu kar örtebilir mi? Bunu biz de bilmiyoruz.